Şimdi Recep abi telefonundan açtı. Şu model burada 599 euro. Türkiye'de 5999 TL. Yani durum ortada abi. Başka bir şey demeye gerek yok bence. Bu arada Razer'ın başka bir oyuncu koltuğu modeli. 399-400 euro fiyatla. Xbox Series X 1TB, 499, Series S 512 GB, 299 euro. iPhone 13 ve iPhone 13 mini hemen karşında. 128 GB'lık model 199, 256 modelde 1019 euro. Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Şu an Avusturya'dayız. Huawei'in bir etkinliği için geldik. Hazır gelmişken de MediaMarkt'a giriş yaptım. Bakalım MediaMarkt'ta Avusturya'da teknolojik ürün fiyatları nasıl Türkiye ile kıyaslandığı zaman buradan mı almak mantıklı yoksa Türkiye'den mi almak mantıklı? Şimdi söz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Dyson standındayız. Bunlar Türkiye'deki en popüler modeller. Hatta şu yeni çıkanı sanırım V12 lazerli olan. 599 euro'luk bir fiyatı var. Şimdi Recep abi telefonundan açtı. Şu model burada 599 euro. Türkiye'de 5999 TL. Yani durum ortada abi. Başka bir şey demeye gerek yok bence. Bu arada Türkiye'de yine daha ucuz. Farkındasınız. Buna vergi koy. %10 vergi koyarsın. Yani euro kuru işimiz zor. Şu an Apple standına geldik. iPhone 13 ve iPhone 13 mini hemen karşımda. 128 GB'lık model 899. 256 modelde 1019 euro. Türkiye fiyatlarında karşılarını yazacağım. Şurada görebildiğiniz üzere iPhone 13 mini'nin fiyatları da var. Birim fiyat olarak yine uygun. Şöyle dönüyoruz. iPhone 13 Pro 128 GB'lık olan 1149 euro. iPhone 13 Pro Max'ti 1249 euro'luk bir fiyata sahip. Böyle cihazları da göstereyim sizlere. Yani bu fiyatlarda Türkiye ile kıyaslandığı zaman buradan almak pek mantıklı olmuyor. Çünkü yani şöyle Pro Max üzerinde belki olabilir. Çünkü 1249 euro vurduğumuz zaman bir tık daha ucuza gelebiliyor ama o sefer garantisiz oluyor. O tarz durumlar içerisine girmiş oluyorsunuz. Mesela iPhone 13 Pro'nun fiyatı 1149 euro sahip. Bence bu cihaz Pro Max'e göre çok daha fazla satacak. Çünkü Pro Max'in ekranı çok büyük. Yani tablet taşıyormuşsunuz hissiyatı veriyor sizlere. Ama iPhone 13 Pro tam anlamıyla bütün işlerinizi görebilecek bir düzeyde. Elle tutuş hissiyatı olsun, ekran kasa oranı, üstteki dışında gayet hoş duran bir telefon. Sinematik mod gibi bir özelliği bünyesinde bulunuyor. Makro kamera var. Bence alınabilecek bir model. Burada AirPods ve AirPods Pro'nun olduğu bir bölüm var. AirPods yeni versiyonu buraya gelmemiş. Düzey AirPods'un fiyatı 144 euro. Burada 239 euroya AirPods Pro'yu satın alabiliyorsunuz. AirPods Max modeli de 629 euro'luk bir fiyat etiketiyle şu an satıştaymış. Burada Apple Watch modelleri de sıralanmış. Hatta Apple Watch burada seri 3'ten başlayarak fiyatlar bu şekilde aşağıya doğru sıralanmış. Hemen bir model kıyaslaması yapalım. Seri 7'nin fiyatı şu an 429 euroymuş 38 mm'nin. Yan tarafa da Türkiye fiyatını eklemiş olacağım. Buradan kıyaslayabilirsiniz fiyatları. Burada görebildiğiniz üzere iMac modelleri de var. Hemen bakalım mesela. iMac 24 inç 256 GB versiyon 1599 Euro'dan satılıyor şöyle. Burada görebiliyorsunuz ürünleri. Ya abi evet hep aynı şeyi söylüyorduk. Videoda hep aynı şey oldu ama gerçekten erişilebilir duruyor ya. Taksitle beraber ya da biriktirdiği harçlıklarıyla beraber çok rahat bir şekilde bu tarz ürünlerine belli bir sürede erişebilir. Ama Türkiye'de bu durum maalesef böyle bir şeydir. Söz konusu değil. Şöyle bakalım. Yani fiyatlar gördüğünüz üzere maalesef üzücü. Yani birim fiyatıyla burada kıyasladığınız zaman üzücü. Yine Türkiye'den almak buraya göre yine daha mantıklı duruyor. Apple standına son olarak M1 çipliğe sahip MacBook Air'e bakacağım fiyatı. Türkiye'de en satılan, en fazla satılan modellerden bir tanesi bu. Fiyat performans odaklı olması açısından. 256 GB versiyon, 8 GB RAM ile beraber 1029 Euro'luk bir fiyata sahip. Hemen yan tarafta da ürünün Türkiye fiyatını görüyor olacaksınız. Bu şekilde bir kıyaslama yapabilirsiniz. Samsung Galaxy standındayız. Burada Z Fold modeli ve Z Flip 3 versiyonu konumlandırılmış. Fiyat olarak baktığımız zaman 999 Euro'luk bir fiyata sahip. Yanlış hatırlamıyorsam Z Flip 3'ünün de Türkiye fiyatı 11.999 liraydı. Ürünün model fiyatı. Şöyle buradan göreceksiniz. Güzel bir cihaz. İncelemesine, deneyim videosuna YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Burada 999 Euro'luk bir fiyattan bu cihaz şu an satışta duruyor.
Ben yan tarafta devam edelim. Şöyle cihazı konumlandırayım. Hop kayıyor. Galaxy Z Fold 3 5G modeli. Türkiye fiyatı 22.000 civarında olan bir model. Burada 1699 Euro'dan satışta. Alınabilecek bir cihaz. Fiyata baktığımız zaman 1699 Euro, yine asgari ücretin içinde olan bir tutardan bahsediyoruz. Yani Türkiye gibi asgari ücretin 3 katı diyebileceğimiz ya da 4-5 katı diyebileceğimiz bir durumda değil fiyatlar. Burada tabi vergi oranları gibi durumlar da belirleyici oluyor. Yani şu an Viyana'da ürünün fiyatı 1699 Euro. Mesela Jabra'nın bu kulaklık serisi Türkiye'de çok fazla popüler. 75T modeller özellikle. Fiyatı 129 birim, 130 Euro diyebileceğimiz bir tutarda. İnsan şaşırıyor. Kendi ülkesinde bu tarz ürünleri, yani bu fiyatlara erişemedikten sonra. Yani markası bilmedik bir ürün. 25 birime satılıyor. Vivanco diye bir markanın kulak içi kulaklığı. Hafif AirPods tasarımına benziyor. 25 Euro'luk bir fiyatı var. Yavaştan bilgisayarların olduğu bir reyona geldim. i7-10870H işlemci, 16 GB GDDR4 RAM, bir RTX 3070 ekran kartı model 2347 birime. Burada alınabiliyor ki MSI bir sürümden bahsediyoruz. MSI'nin bu tarz ürünleri zaten diğer firmalarla kıyaslandığı zaman biraz daha fiyat olarak yukarıda oluyor. Çünkü ürünleri diğerlerine göre gerçekten kaliteli oluyor. Hani bu tarz bir durumda gördüğünüz üzere 2347 Euro'ya bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Burada yine farklı modeller de var. Mesela 1549 Euro'luk bir model. Bak mesela, evet dediğim gibi. Burada yine aynı ekran kartına sahip kendisi. 16 GB GDDR4 RAM var. AMD Ryzen işlemci var. Fiyat 1549 Euro ve Acer'ın bir modeli. Nitro 5. Fiyat performans odaklı serilerden bir tanesi Türkiye üzerinde de. Burada da fiyatı 1549 Euro, yani 1549 birime bu notebook'u, bu oyun bilgisayarını satın alabiliyorsunuz. Oyuncu koltuğu Razer Edition. Razer biliyorsunuz Türkiye'de pahalı fiyatlar ve 279 Euro abi. Razer'ın oyuncu koltuğu abi, 279 Euro. Ben alayım yani. Yani bu fiyata bir Razer marka oyuncu koltuğu almak istiyorsanız Viyana'da satılıyor, bilginiz olsun. Razer'ın başka bir oyuncu koltuğu modeli. 399-400 Euro fiyatla. Bunu ben Türkiye'de gördüm bu arada. Türkiye fiyatını yine yan tarafa yazıyor olurum. Oldukça da kaliteli duruyor. Zaten Razer ürünleri bildiğiniz üzere kaliteli ürünler. Mesela 197 Euro'ya bir oyuncu koltuğu var. Ki yanlış anlamadıysam RGB ışıklara sahip. Burada Arozi marka var. 260 Euro. Mesela DX Razer'ın Türkiye'de biliyorsunuz fiyatları pahalı. 277 Euro'luk bir fiyata sahip bu ürün. Türkiye'de bunlara erişemedikten sonra yurt dışında bu fiyatlarda görebilmek, yani birim olarak bazı gerçekten üzücü durum. Türkiye'de kıyasladığınız zaman asgari ücretin çok çok üstünde olan fiyatlar var burada. Türkiye'de yaklaşık 8.000 liraya satılan bir, 9.000 liraya satılan bir model var şu an karşımda. AMD Ryzen 5 4600H, 16 GB DDR4 RAM, ki Türkiye'de 8 GB'lık versiyonu bunun o fiyatlarda. 1650 Ti, 4 GB'lık bir ekran kartı var, 897 Euro. Türkiye'de yaklaşık 8.000 ile 9.000 liralık bir fiyatı var ki daha geçen de baktım. Konsolların olduğu bölüme geldik. Xbox Series X 1TB 499, Series S 512 GB 299 Euro. Türkiye'de resmi garanti fiyatı bunun 4500 lira. Hatta şu an Viyana'da öyle bir durum var ki siz PlayStation 5'i satın almak isterseniz şu an burada yok. 2022 sonrası gelecekmiş. Stoklarda kalmamış. Türkiye üzerinde de öyledi aslında. Fiyat olarak baktığımız zaman Türkiye'de 10.000 liraya geçmiş bir modelden bahsediyoruz. Burada şu an kendisini görüyorsunuz. Geldik sevdiğimiz markalardan biri olan Logitech'in standına. Burada G920 direksiyon var. 329 Euro'luk bir fiyatı sahip. Yanında bunun vites kolu yok tabii ama. Hemen Corsair ile başlayalım. Burada da o sıkıntı var bakın. Tuşları çalmışlar. Kendi klavyesi bozuluyor, geliyor buradan. Klavyenin tuşlarını çalıyor abi. Kendi kullandığım modellerden biri var mı diye bakacaktım, var. K60 RGB. Yine YouTube'umuzda incelemesi var. 109 Euro'luk bir fiyata sahip. Şöyle. Klavyesinin üzerinde tuşları bulunan ender ürünlerden bir tanesi. Evet. Steam Deck. Türkiye'de fahiş fiyatlar satılan ürünlerden bahsediyoruz burada. Gerçekten fahiş fiyatlar. Steam Deck mini versiyonu. 6 butona sahip. 89 Euro. Steam Deck'in burada görebildiğiniz üzere 15 tane butona sahip olan versiyonu 139 Euro.
Ve bu artık 32 tane tuşa sahip. Tam anlamıyla bir bütün işlerinizi görebilecek bir model. 243 Euro'dan satılıyor. Fiyatlar iyi. Gerçekten iyi. Euro bu seviyede olmasa ben bu modeli mesela Türkiye'de almayı düşünüyordum. 1000 lira civarında olan bir modeldi. Hani şimdi burada 10'la çarptığınız zaman, hatta 10.5'la çarptığınız zaman daha pahalıya geliyor. Garantisiz haliyle. Ama Euro kurumuz biraz daha uygun olsaydı kesinlikle buradan alınabilecek bir modelmiş. Bilgisayarlarla devam ediyorum. Çünkü son zamanlarda Türkiye'de bilgisayar fiyatları uçmuş durumda. Mesela şunu söyleyeceğim. Bu tarz hazır sistemler normalde pahalı olur. Burada, yani Türkiye'de normal hazır sistemler pahalı çünkü biliyorsunuz. Kendiniz böyle İtopya gibi yerlerden aldığınız zaman daha ucuza geliyor. Markanın ürettiği modellere göre. Acer'ın modeli 1849 Euro'luk bir fiyata sahip. RTX 3000 ekran kartı, 16 GB RAM, 3200 MHz'lik. 2 tane de SSD var. Gayet okey. Diyelim ki Viyana'da uygun fiyatlı bir telefon satın almak istiyorsun. 169-170 Euro'ya 4 GB RAM almış, 4 GB hafızaya sahip G35 modelini satın alabiliyorsun. Ve Huawei salonundayız, şu an çanlar benim için çalıyor dermişim. Hayır, çalmıyor. Watch 3 Pro'nun incelemesini yapmıştık. 449 Euro Watch 3. Şu an kolumda da olan model 369 Euro. Watch GT 2 Pro'da 219 Euro'dan satışta. Bunlar şu an son zamanlardaki en popüler ürünler biliyorsunuz. Bir de biraz da bildiğimiz modellerden birilerine geçelim. Mesela FreeBuds 4. Yine incelemesi YouTube kanalımızda var. 130 Euro'dan satışta. FreeBuds 4T 66 Euro. Ki bu kulaklık gerçekten iyi bir kulaklıktı. Türkiye fiyatına göre de iyi bir kulaklıktı. Burada 66 Euro'luk bir fiyatla satışta. Şöyle devam edelim. Huawei'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de MacBook serisi oldu benim görüşümce. Burada Ryzen 5 3500 U'lu versiyon. Şu an 599 Euro'dan satılıyor. Özelliklerini şurada görüyorsunuz. Türkiye'de şu an yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 5000 liralık bir fiyat etiketine sahip. MacBook 13 var. i5 10. nesil Intel işlemcili. Ryzen 5'li versiyonu da var büyük ihtimalle ama şu anki buradaki fiyat Intel için geçerli olan 849 Euro. Şöyle bir model. Ve MatePad 11. Yoğun bir şekilde kullandım. Çok da sevdiğim bir ürün kendisi. Burada 449 Euro'ya alınabiliyor. Yine dediğim gibi incelemesini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Burada bir televizyonla daha karşılaştım. Markasını ilk defa duyuyorum, bilmiyorum. 187 Euro fiyatı var. Şöyle göstereyim. Modelimiz de bu. 187 birimi. Şu özelliklere sahip olan bir televizyonu Avusturya'da alabiliyorsunuz. Tabii düşük standartlara sahip biraz ama giriş seviyesi bir ürün zaten, performansından belli. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şöyle kulakçı kulaklığın olduğu bir bölgeye geldik. Burada böyle uygun fiyattan başlıyor, fiyatlar böyle yükselerek ya da değişerek gidiyor. Mesela 29 Euro 29 birime Hama diye bir markanın kulaklığı var burada. Bu kendi mesela Türkiye'de faaliyet gösteren bir marka. 34.99 Euro. JBL'in kablosuz kulaklığı 60 Euro, 61 Euro. Şimdi bildiğimiz markaların hani çok popüler olan ürünlerinden birine bakalım istiyorum. Burada ne var mesela? LG'nin böyle bir kulaklığı varmış ama ben Türkiye'de hani bana ulaşıp da deneyimlediğim bir kulaklığı olmadı. Sen gördün mü abi böyle bir şey kulaklık? Aynısı abi, yok. LG Electronics'in. Yok abi, ilk defa gördüm. Son serisi, hani son serisi. İlk defa görüyorum ben. Yani çok güzel modeller var bana. Mesela bak, markanın kablosuz kulaklığı var. Bu Türkiye'de yok, ben görmedim. Direkleri kaplı. Aa evet, ben ilk defa görüyorum. Bayağı güzel. Fiyatı da 173 Euro. Ve Marshall logolu yani. Bak, evet evet. Marshall. Fiyatlar konusunda ne düşünüyorsun? Yani şöyle bir şey var. Bu durumdayken Türkiye'den almak bence daha mantıklı biraz daha. Değil mi? Euro'nun artık seviyesi... Hem Euro çok yüksek, bir de çapraz kuru farkından kredi kartıyla aldığınızda biraz daha fazla maliyeti renk geliyor. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum da. Ama tabii bazı modellerde fiyat farkı var. Onları sormak lazım. Her model için geçerli değil bu. Aynen, doğru söylüyorsun. Ama şunu gerçekten kutu tasarımı böyle alışkanlığın dışında bir evet. Tasarıma sahip. Elektrikli scooter. Biliyorsunuz Türkiye'de son zamanların en popüler olduğu ürün kutu ürünlerinden bir tanesi. 578 Euro Pro 2 modeli. Türkiye'de yaklaşık 5000 lira civarında satılıyor. Burada 578 Euro. Şu yan tarafta bisiklet versiyonu var. 916 Euro'dan bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Redmi standındayız. Redmi Note 10 5G modeli var. 239 Euro. Ve Mi Watch Lite modeli var. 65 Euro'luk bir fiyatla. Fiyatları karşılaştırmanız için ekrana koyuyorum. Ne düşünüyorsunuz fiyatlar konusunda? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.